Merhaba arkadaşlar. Hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle renk paleti seçimini kolaylaştıran yapay zekayı inceleyeceğiz. Renk paleti seçimi neden zor diye sorarsanız, yeni bir web sitesi tasarlarken, yeni bir logo tasarlarken, yeni bir uygulama tasarlarken ya da sosyal medya tasarımı yaparken bazen renk kombinasyonlarını yapmakta güçlük çekebiliyoruz. Ama bu yapay zeka sayesinde ön izlemelerle beraber renk paletinde hangisi daha güzel, hangisi daha şık, hangisi daha elegant gibi şeyleri görebileceğiz. Videoya geçmeden önce abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sitemizin adı Whoamint. Bakın buraya Whoamint yazıyorum. İlk çıkan arama tuşunda buraya giriyorum ve beni böyle bir web sitesine atıyor. Sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir yapabiliyor muyum? Bakayım bir. Türkçe diline çevirdiğim renk paleti üretici. Ümint markanız, web siteniz veya grafiğiniz için benzersiz renk şemaları oluşturmak için kullanılır diyor. Bakın burada da bir tane 3 boyutlu örnek var. Çok güzel bir web sitesi tasarımı olmuş, basit ama renk paleti için yeterli. Şimdi normal İngilizceye çevireyim. Burada launch çalıştır seçeneğimiz var. Bakın bizi böyle bir web sitesi karşılıyor, böyle bir renk paleti. Sol tarafta bize seçenekler vermiş. Bu seçenekleri hep beraber şimdi tek tek inceleyeceğiz. Bir renk diyorum. Yani bize bir renkli web sitesi sunuyor. Generate diyeyim. Ben diyorum ki siyahla beyaz istemiyorum. Bakın yeşille siyahın uyumunu gösteriyor. Burada ne kadar generate derseniz o kadar renk değişimi yapacak. Burada mavi ve sarı yaptım. Şimdi iki renk diyorum. Bakın 3 renk seçti. Neden 2 renkte 3 renk? Zaten bir tanesi ana rengi. O yüzden o şekilde söylüyor. Buradan dilersem ben de manuel olarak değiştirebilirim ya da dediğim gibi burada generate diyerek tamamen bunu yapay zekaya bırakabilirim. Bunun uyumlu olup olmadığını bakmak için de burada işte web sitesinde bana bir sürü seçenek vererek kontrol edebiliyorum. Aynı şekilde 3 renk dediğimde 4 renk, intersection dediğimde daha fazla renk seçeneği veriyor. Preact'i kapatalım. Website diyorum. Magazin. Bakın başka bir web sitesi örneği verdi. Blog olarak bunu söyleyebiliriz. Hani blog sitesi diye. Generate diyorum. Şu şekilde. Monokrom iki renk. Monokromun Türkçesi nasıl çevirebilirim? Karşıt renkler diye çevirebilirim herhalde. Çünkü siyah beyaz da bir monokrom. Karşıt renkler. Bakın. Website'da one accent diyor. Bu şekilde örneklere bakıyorum. Two accent diyor. Ya burada tasarımlar da değişiyor. Burada gradient seçeneğimiz var. Yani gradient geçişli web sitesi ya da renk paletleri istiyorsanız bakın bu şekilde renk geçişlerini bizlere vermiş. Yine generate yaparak renk geçişlerini değiştirebiliyoruz. Burada hem gradient hem arka plan diye bir seçeneğimiz var. Burada illüstrasyon seçeneğimiz var. Birinci illüstrasyon. Hani illüstrasyonda kullanmak için diye düşünebiliriz. İllüstrasyon 2 diyeyim. İllüstrasyon 3 diyelim. Tasarım da güzel. Renk uyumları da güzel. Ben gayet beğendim. Bu strap
Ne açıkçası bilmiyorum. Galiba yazılımla alakalı bir dil. Yani bu şekilde karıştırabilirsiniz web sitesini. Upload image diyerek herhalde buradaki bizlere renk tonlamalarını mı verecek? Renk paletlerini mi verecek? Ona bakalım. Şu an ilk defa ben de tepki verebilmek adına sizlerle beraber web sitesini inceliyorum. Yükledik. Number of colors diyor. Bakın. Renk paletlerini burada, renk kodlarını yani burada verdi. Okey, güzel. Bu şekilde bu web sitesini kullanabilirsiniz. Bence gayet faydalı ve inanılmaz güzel renk kodları, renk geçişleri, renk paletleri mevcut. Yani ben çok beğendim. Umarım sizler için de bir kolaylık sağlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.